Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Cümleten hayırlı akşamlar. Europa'yı aldığımda araca birkaç tane böyle görsele kat gözellik yapmıştım. Ama bunların videosunu çekmemiştim. Şimdi onların videosunu çekeyim dedim. Aynı altı led yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da aracın kumandasına bağladık. Aracı açtığım zaman sis farlarımız selam veriyor. Ve aynı altı ledlerimiz yanıyor. 25 saniye yanıyor, 25 saniye sonra bu ledlerimiz sönüyor. Aynı şekilde öbür tarafta da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları N11'den sipariş verdim. 18 lira gibi ücreti vardı. Follow me home yaptım. Eve kadar takip et sistemini yaptım. Bunu da aracı kilitlediğim zaman sis farlarımız yanıyor ve aynı alt ledlerle birlikte iç aydınlatmamız yanıyor. Sistemimiz 15 saniye yanıyor. Aynı alt ledlerimiz dediğim gibi 25 saniye yanıyor. Bu arada hava çok soğuk. Gördüğünüz gibi sistemimiz söndü. Yaklaşık bir 6-7 saniye sonra da aynı alt ledlerimiz sönüyor. Tam 25 değil, 23 falan olması lazım. Şimdi bunu nasıl yaptım? Önce onu anlatayım ben size. Kapı switchlerin geciktirme rölesi yok. Yani kapıyı açtığınız zaman lambalar yanıyor, iç aydınlatmalar yanıyor. Kapattığınız zaman direkt sönüyor. Bekleme yapmıyor. Bunu yapmak için de gittim ben Tofaş Eselik Savan rölesi aldım. Belli bir saniye bize geciktirme yaptı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada paspas ışıklandırmamız var. Öbür tarafta da var. Yukarı lambamız led. Bir de şu arkaya şöyle led taktım. Arka bayağı karanlık oluyordu. Bir şey düşürdüğümüz zaman falan bulamıyoruz. Ben sinirleniyorum. O yüzden böyle ışık şeyini ayarladım arkadaşlar. Evet. Hatta şu öbür tarafa geçelim. Dediğim gibi kapıyı kapatınca lambalar sönüyordu. Sönmesin diye rolü aldım taktım ve onu da kumanda entegre ettim. Bunu da N11'den aldım bu arada. Sustal anahtar. Bunu da kendimiz yaptık. Bir de şöyle bir şey yaptım. Şimdiki. Bu arada kontağı açınca lambalarımız en araçlardaki gibi sönüyor. Ama kontağı kapatınca geri yanmıyor. Rölemizin öyle bir özelliği yok maalesef. Bu arada yeni çoğu araçta olan bilirsiniz. Ambiyans ışığı denilen bir güzel bir loş bir ışık vardır. Ben de bu ışığı şu kapı kollarıma yaptım. Buradan telefona çok çıkmıyor ama hem mitlerimizi ışıtıyor. Hem de bu kapı tutamaçlarını ışıtıyor. Geceliğin insanlar 2 saat kapı kullanmak zorunda kalmıyor. Bu tarafta da var aynı şekilde. Ve buradaki saklama alanında bir lamba koydum. Bunlar mantar led. Turuncu renkte. Katranlarla falan renkleri aynı olsun diye aynı rengi şey yaptım da. Bir ton falan açığı ama idare eder. TV'mizin rengini de aynı renk yaptık. Buradaki tüm döşemelerin rengi tonu aynısı oldu. Bu arada söylemeyi unuttum. Farlarımızda da ledlerimiz var. Şimşek etkili olan ledlerimizden var. Şöyle böyle göstereyim. Her tarafı aydınlatıyor gördüğünüz gibi. Bayağı hızlılar. Şimdi farımız H4 olduğu için şu an kısa farlarımız yanıyor. Uzunlar şöyle biraz havayı ışıtıyor. Biraz ayarlanması lazım. Bu kısalar böyle önümüzü gündüz yapıyor bildiğiniz gibi. Ama insanların gözünü aldığı için ben genelde sislerle gidiyorum. Şu an yananlarımız sislerimiz. Sislerimiz de Xenon tabi. Buna da güzel bir ayar yaptıktan sonra bununla detaylı videosunu çekerim sizin için. Evet, böyle geldiğiniz zaman, kapıyı açtığınız zaman böyle güzel bir görüntünüz oluyor ve aracı kilitlediğiniz zaman da daha güzel bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Bunları kendi aracını yapmak isteyen kardeşlerim olursa mesaj yazsınlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Elektrikten anlamıyorsanız bir elektrikçi yaptırmanız daha mantıklı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.